Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Şahin, arkadaşınız kürsüde. Başkan, devam edin. Açalım yeniden. Bakın değerli arkadaşlar, sağlıkta nereden nereye geldik? Mustafa Kemal Atatürk'ün beni Türk hekimlerine emanet ediniz söyleminden, ülkemizdeki doktorlara, sağlıkçılara gidiyorlarsa gitsinler, eğitimleri asistanlar ile yaparız söylemine kadar getirdiniz. Nerede, nereye? Değerli arkadaşlar, tıp fakültesine başlayan öğrencilerin %70'i ilk senesinden itibaren Almanca dil kurslarına kayıt yaptırıyor ve Almanca dili öğrenmek için. Bunu biliyor muydunuz? 2022 yılı Ekim ayı sonuna kadar 2200 hekim, sadece Ekim ayında ise 2213 hekim maalesef yurt dışına gitti. Sayın Bakanım, Sağlık Bakanı'nın değerli doktor bürokratları ve siz Cumhur İttifakı'nın değerli doktor milletvekilleri. Buradan soruyorum. Hadi Cumhurbaşkanı doktorun kıymetini bilmeyebilir. Ama bu kadar söylem ve yurt dışına sağlık beyin göçünden siz hiç zerre kadar rahatsız olmadınız mı? Doğrusu merak ediyorum. Ya da herhangi biriniz gidip de özellikle Sayın Bakan, Cumhurbaşkanı'na efendim bu laflar doğru söylemler değil. Bunların hepsi sağlık camiasına ve doktorlarımıza hakarettir. Eğitim asistanlarla olmaz. Bunu da nereden çıkarttınız diyemediniz mi ya da diyemiyor musunuz? Değerli arkadaşlar bakın siz her şeyden önce doktorsunuz. Siyaset gider ama doktorluğunuz kalır. Yapacağınız söylem ve hareketlerden dolayı yarın bizlerin yüzüne baktığınızda utanmamanız gerekir. Buradan bütün doktor arkadaşlarımı uyarıyorum. İleride sizden bundan hesabını sorarlar demediniz demeyin. Değerli milletvekilleri, normalde evrensel sağlığın tanımında hekime, hastaneye ve ilaca ulaşımı çabuk ve ücretsiz hale getirmek gerekirken siz sağlığı nereden nereye getirdiniz? Sağlığın parasız hale geldiği yönündeki söylemlerinize rağmen bugün vatandaşlardan çeşitli farklar adı altında birçok kalemde katılım payı tahsil edilmekte ve bu rakamlar günden güne artmaktadır. Ayrıca özellikle ekonomik darboğazla birlikte sağlık sistemini öyle bir hale getirdiniz ki daha önce iyi kötü maddiyatını toparlayıp özel hastaneye gidebilen halkımız artık özel hastanedeki farkların artıştan dolayı gidemez hale geldi. Bu ve birçok etkenden dolayı işte siz devlet hastaneleri hınca iç dolar hale getirdiniz. Bu nedenle aylara varan ve anlamayan randevular, hastanelerdeki kuyruklar artık evlerde telefon başında randevu olmak için bekleyen sanal hasta kuyrukları oluşturdunuz. Anlam veremediğimiz bir şekilde sizler zamanında özel hastanelerin açılmasını hükümet olarak teşvik ettiniz. Şimdi açılan yüzlerce orta ölçekli ve zincir olmayan özel hastanenin batması için de elinizden geleni yapıyorsunuz. Üniversite hastaneleri ise boş batağın içerisinde çoğu battı batacak. Şehir hastaneleri ise doktor yetersizliği, personel veya araç gereç eksinin yanı sıra ülkenin kanayan yarası haline gelmiş. Millet olarak sadece bu yıl 14 şehir hastanesi için 2,5 milyar dolar yani 46 milyar lira kira ve hizmet bedeli ödeyeceğiz. Bu plansız yapılan şehir hastaneleri Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinde devasa kara deliklere dönüşmüş durumda. İktidarımıza bu şehir hastanelerini hepsini kamulaştıracağız. Öyle merak etmeyin 5 kuruşta para vermeyeceğiz. Çünkü zaten şu ana kadar kazandıkları yaptıklarının kat kat ve fazlası. Bu arada her yer bitimine söz verdiğiniz Gaziantep Şehir Hastanesi de bitmedi maalesef. Bitti bitecek, bitti bitecek dediler. İnşallah iktidarımıza biz bitireceğiz ve Gaziantep halkının mal olarak da Gaziantep'li hemşehrilerimize teslim edeceğiz. Değerli milletvekilleri, ülkemizde özellikle Gaziantep ilimizde uyuşturucu bağımlılığı 60 başını gidiyor. Resmi kayıtlara göre 40 bine yakın gencimiz uyuşturucu bataklığında. İşte asıl beka meselesi milli güvenlik sorunu madde kullanımındaki artış ve bununla ilgili gerçekçi önleyici tedbirlerin alınmamasıdır. Özellikle ateş buz denilen sentetik uyuşturucunun tedavi süreci oldukça zor olup uzun süreli yatışların gerektiği yataklı, koğuşlu güvenlik önlemleri alınmış olan Ametem Sağlık Kuruluşları'nın varlığıyla mümkündür. Ve bu merkezlerde uyuşturucu bağımlısı çocuklarımız kendi isteklerine göre değil tam tedavisi bitirilip gerekirse zorla alıkonulup tıbbi konsey kararıyla taburcu edilmelidir. Değerli arkadaşlar bu görmüş olduğunuz dinleme aleti doktorların en kıymetli bir dinleme aletidir. Stetoskoptur bunun adı. Sayın Sağlık Bakanı ve doktor arkadaşlar bu cihazın ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Bizler bu dinleme cihazı sayesinde insanların organlarının feryadını, sesini duyuyor ve sorunlarını tespit ediyoruz. Görüyorum ki Sayın Bakan'ın ve buradaki doktor bürokratların kulağı sağır, gözü kör, kalbi taş olmuş. Sayın Bakan, sağlık emekçileri ve doktorların feryadını ne duyuyor, ne görüyor, ne de hissediyorsunuz? Ülkenin
en rahat doktoru siz ve bürokratlarınız, en rahat yönetici hastane sahibi sizsiniz. Bir eliniz yağda, bir eliniz balda. Ben onun için bu dinleme cihazını Sağlık Bakanı ve bürokratlara vermek istiyorum. Belki bu hassas cihazla sağlıkçıların feryatlarını duyarlar. Odyolog, laborant. Tamamlayın sözlerinizi. İsteyen ATT, fizik tedavi, ameliyathane, sağlık yönetimi mezunları, hemşire branşlarında atama bekleyen binlerce sağlıkçının feryatını duyun lütfen diyorum. Aslında bu cihazdan bir tane de Sayın İçişleri Bakanımıza vermek istiyorum. Ama Sayın Bakan, sizde bu cihazdan daha iyisi var. Ortam dinleme cihazları daha güçlü, teknoloji olarak çok gelişmiş. O dinleme cihazlarıyla ülkenin belediye başkanlarını, gazetecilerini, siyasilerini, genel başkanlarını ve milletvekillerini dinliyorsunuz. Bu insanları dinleyeceğinizde biraz daha intihar eden polislerinizin feryadını dinleyin. Acaba bu polisler neden intihar ediyor deyin. Uyuşturucu bataklığına saplanmış gençlerimizi dinleyin. O gençlerin ana babalarının feryadını dinleyin Sayın Bakanım. Jandarmamızı dinleyin diyorum. Vaktim var. Aile ve Sağlık Aile Bakanımıza da inanın bu cihazlar değil. Bence vicdan temizleyici bir cihaz lazım. 6 yaşındaki çocuğun eğer bu yaşadıklarını siyaset üstü diyorsanız size de bir cihaz bulamıyorum. Teşekkür ediyorum. Yüce yetki saygıyla selamlıyorum.